Göçmenler geldiğinden beri sorun olacağı belliydi. Türkiye göçmen ülkesi değil. Yani buradaki halk mağdur oluyor. Kendi insanımızın ekmeğine göz diken insanlarla da çok fazla muhatap olmaya gerek yok bence. Sadece Tayyip Erdoğan'ın değil, aslında genel olarak Türk halkının pek tahammülü kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göçmenlerle ilgili tahammülümüz kalmadı ifadelerini kullandı. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Altı yalan, üstü yalan. Sağ yalan, solu yalan. Döndüm baktım, dünya yalan. Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı yalan. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neyi düşünmeyeceksin? Göçmeni alan kim ya? Göçmeni kim alıyor ya? Tayyip alıyor zaten ya. Doğru yani. Çünkü çok nankör oldular. Onlar çok taşkınlık yapıyorlar işte. Kavga, dövüş, ne bileyim yani. Şımardılar. Bence artık gitmeleri lazım. Yani fazla bile duruyor. Yani vatanın milletini terk eden bence insan değildir. Benim askerim orada dövüşüyor, ölüyor. Onların gençleri burada pislik yapıyor. Bu asla hiçbir şeye sığdıramıyorum ben. Gerçekten. Yani artık gitmeleri lazım bence. Biz hiç kalmadı bizim tahammülümüz. Bu göçmenlerle adım attığın yeri göçmenler. Yani bizim gençlerimiz ne çalışacak iş buluyor ne de kiralık bir ev buluyor yani. Hiç yani biz de memnun değiliz. Peki göçmenlerle ilgili neler bekliyorsunuz? Vallahi bir an önce Türkiye'yi terk etmelerini bekliyorum. Ki biz de rahatlığa kavuşalım yani. Bak şu pahalılığa bak. Yani nasıl geçineceğiz, ne edeceğiz yani. Her şey pahalı yani. Bir domatesin kilosu şu mevsimde 1 lira kilo olana kadar 6 lira 7 lira yani. Olacak gibi değil yani. Vatandaş, emeklisi, memuru, işçisi nasıl geçinecek bunları? Bunu da bildiğimiz yok yani. Ya aslında yanlış bir şey. Ben bunu önermiyorum kesinlikle. Tavsiye de etmiyorum. Yani bu düşünce çok yanlış bence. Neden yanlış olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü onların durumunda belki zaman gelecek. Biz de aynı onların durumuna düşeceğiz. O nedenle yani ben pek tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorum yani. Göçmenlerle ilgili neler yapılabilir sizce? Ya onlar için daha geliştirici şeyler olabilir yani. Hem Türkiye ekonomik katkısı açısından, Türkiye'mizin gelişmesi açısından ne bileyim yani buna yönelik çalışmalar olabilir yani. Ve ilgilerden de bunu da bekliyorum yani. Artık farkına vardı her şeyin. Ondan sonra işte ne dedim işte? Artık tahammülümüz kalmadı. Tahammülü kalmadı diyor. Artık sabrın daştı sabrı onun için. Yapacak bir şey yok artık. Bu kadar göçmen bu ülke kaldırmaz zaten. Bu ülkede göçmen yaşayan bir sürü insan var. Afgan'ı var. Türk Cumhuriyetlerinden var. Suriyelisi var. İranlısı var. Bunların ülkelerinde sorun olmayan insanlar dahi burada yaşıyor. Yani bu kadar nüfusu burada öyle bir potansiyel olan bir ülke de değil burası. Kendi halkını doyuramayan bir ülke. Artık farkına vardı. Her şeyin işsizlik arttı. Ekonomi bozuluyor. Bu yükü kaldıramaz zaten. 40-50 milyar dolar para harcadık diyor. 40-50 milyar doları başka yerlerde kullansaydı Türkiye belki daha değişik olacaktı. Onun için artık bir de Türkiye'den başka ülke sahip çıkmıyor. Bu yabancılara Avrupa'da sahip çıkan yok. Orada sahip çıkan yok. Yani Türkiye göçmen ülkesi değil. Yani buradaki halk mağdur oluyor. Yabancı vatandaşlar buradaki yerli halkı mağdur ediyor. Her konuda. Ev kirası konusunda, iş konusunda. Sokakta geziyor, halkı rahatsız ediyor. Bazı mahallelerde olaylar oluyor, bilmem ne yapıyor. Hep bu yabancılardan kaynaklanan bir sorun yani. Vallahi sadece Tayyip Erdoğan'ın değil, aslında genel olarak Türk halkının pek tahammülü kalmadı. Çünkü iyi bir siyaset güdülemiyor bu konuda. Mülteci, göçmen tabii farkı da varmış. Tam olarak net ayırt edemiyoruz ama göçmen olanlar zannedersem daha zor durumda olanlar. Ya kimse kapı açmazsa birileri kapı açmak zorunda ama bu kapı açmakla olmuyor. İyi bir siyaset yapılması lazım. Ya onlar için ayrı bir çalışma yeri mi, başka türlü bir yerleşim yeri bile olabilir. Özel bir yer bile olabilir. Ama yardımcı olunması gerekiyor. Sırt çeviremeyiz diye düşünüyorum. Bence çok geç kaldı bunu söylemekte. Yani daha önce düşünseydi, kendi vatandaşını daha ön plana koysaydı daha güzel olurdu. Yani bu kadar. Peki sizler göçmenlerle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Tamam, misafirperveriz Türk vatandaşı olarak, kabulümdür. Ama kendi insanımızın ekmeğine göz diken insanlarla da çok fazla muhatap olmaya gerek yok bence. Çünkü kendi vatandaşımız aç durumda şu anda, iş arıyor durumda. O yüzden de herkes kendi memleketinde ekmeğinin peşine düşerse daha güzel olur hayat. Göçmenler geldiğinden beri sorun olacağı belliydi. Ama bizim iktidarımız maalesef onları şey olarak gördü, sömürü aracı olarak gördü. İnsan sömürüsü yapılıyor şu anda Türkiye'de. Nasıl diyeceksiniz? Ben bunun örneklerini çok yaşadım. Ben yurt dışında çalışıyorum. Buraya geldiğim zaman insanların bittiğini görüyorum. Nasıl diyeceksiniz? Bugün 2001'de geldi değil mi? Bu AKP yönetimi. 2001'den bugüne kadara insanların alım gücü %80 düştü. Araştırmak isterlerse zaten ekonomistler açıklıyor. Ama bizim iktidarımız maalesef onları şey olarak görüyor. Zenginlere köle olarak toplamış. O görüntü var. Anlatabiliyor muyum? Yani benim düşüncem bu. Yoksa yani bugün 2800 lira şey açıklıyorlar. Asgari ücret açıklıyorlar. Çıkıp orada da açlık sınırı bu kadar diyorlar. Yani 10 katı aşağısında. 5 katı pardon 10 bin lira mı açıkladılardı yoksulluk sınırını. Bunu neye istinaden açıklıyorlar, insanlarla dalga mı geçiyorlar? Yani insanların artık burasında. İnsanlar konuşurken bile sesleri titriyor. Yani en kısa zamanda seçim istiyoruz. Göçmenler konusu da çözülür. EYT'liler konusu da çözülür. Ne bileyim yani zenginlerin fortumlamaları da çözülür. Fortumlar da kesilir. Ama en kısa zamanda biz yani o konuda seçim istiyoruz.